Atatürk'ün son yılları ve vefatı. Önder Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk hastalık belirtisi 1937 yılında ortaya çıktı. 1938 yılı başlarında Yalova'da bulunduğu sırada ciddi olarak hastalandı. Buradaki tedavi olumlu sonuç verdi. Fakat tamamen iyileşmeden Ankara'ya yaptığı yorucu yolculuk hastalığının artmasına sebep oldu. Bu tarihlerde Hatay sorununun gündemde olması da onu yormaktaydı. Hasta olmasına rağmen Mersin ve Adana'ya geziye çıktı. Kızgın güneş altında askeri birliklerimizi teftiş edip tatbikat yaptıran Atatürk çok yorgun düştü. Ülkü edindiği milli dava uğruna kendi sağlığını hiçe saydı. Güney seyahati hastalığının artmasına sebep oldu. 26 Mayıs'ta Ankara'ya döndükten sonra tedavi ve istirahat için İstanbul'a gitti. Doktorlar tarafından siroz hastalığı teşhisi kondu. Deniz havası iyi geldiği için Savarona yatında bir süre dinlendi. Bu durumda bile ülke sorunlarıyla ilgilenmeye devam etti. İstanbul'a gelen Romanya kralı ile görüştü. Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etti. 4 Temmuz 1938'de Hatay Antlaşması'nın yürürlüğe girmesi Ulu Önder Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ü çok sevindirip moralini düzeltti. Temmuz sonlarına kadar Savarona'da kalan Ulu Önder Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün hastalığı ağırlaşınca Dolmabahçe Sarayı'na nakledildi. Fakat hastalığı durmadan ilerliyordu. Onun hastalığını duyan Türk halkı sağlığıyla ilgili haberleri heyecanla takip ediyor, bütün kalbiyle iyileşmesini diliyordu. Hastalığının ciddiyetini kavrayarak 5 Eylül 1938'de vasiyetini yazıp servetinin büyük bir kısmını Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarına bağışladı. Ekim ayı ortalarında durumu düzelir gibi oldu. Fakat çok arzuladığı halde Ankara'ya gelip Cumhuriyetin 15. yıl dönümü törenlerine katılamadı. 29 Ekim 1938'de Kahraman Türk ordusuna yolladığı mesaj, Başbakan Celal Bayar tarafından okundu. Zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan, her zaman zaferlerle beraber medeniyet nurlarını taşıyan Kahraman Türk ordusu, sözü ile Türk ordusunun önemini belirtmiştir. Yine aynı mesajda Türk vatanının ve Türklük camiasının şan ve şerefini, Dahili ve harici her türlü tehlikelere karşı korumaktan ibaret olan vazifeni her an ifaya hazır ve amade olduğuna benim ve büyük ulusumuzun tam bir inan ve itimadımız vardır diyerek Türk ordusuna olan güvenini belirtmiştir. Luender Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk 1 Kasım 1938'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış töreninde de bulunamadı. Hazırladığı açılış nutkunu Başbakan Celal Bayar okudu. Luander Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk bu nutkunda ülkenin imarı, sağlık hizmetleri ve ekonomi konularındaki faaliyetleri açıkladı. Bundan başka eğitim ve kültür konularına da temas edip gençliğin milli şuurlu ve modern kültürlü olarak yetişmesi için İstanbul Üniversitesi'nin geliştirilmesi, Ankara Üniversitesi'nin tamamlanması ve Van Gölü civarında bir üniversitenin kurulması için çalışmaların yapıldığını belirtti. Türk Tarih ve Türk Dil Kurumları'nın çalışmalarından duyduğu memnuniyeti açıkladı. Ayrıca Türk gençliğinin kültürde olduğu gibi spor sahasında da idealine ulaştırılması için Beden Terbiyesi Kanunu'nun uygulamaya konulmasından duyduğu memnuniyeti belirtti. Atatürk ölümüne kadar memleket meselelerinden bir an olsun uzak kalmamıştı. Luender Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün hastalığı tekrar şiddetlendi. 8 Kasım'da sağlığıyla ilgili raporlar yayınlanmaya başlandı. Bütün memleketi tekrar derin bir üzüntü kapladı. Her Türk'ün kalbi onun kurtulması dileğiyle çarpıyordu. Ancak, kurtarılması için gösterilen çabalar sonuç vermedi ve korkulan oldu. Dolmabahçe Sarayı'nda 10 Kasım 1938 sabahı saat 9'u 5 geçe, insan için değişmez kanun, hükmünü uyguladı. Bu önder Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrıldı. Bu kara haberle yalnız Türk milleti değil, bütün dünya yasa büründü. Büyük, küçük bütün devletler onun cenaze töreninde bulunmak üzere temsilciler göndererek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna karşı duydukları derin saygıyı belirten mesajlar gönderdiler. 16 Kasım günü Atatürk'ün tabutu Dolmabahçe Sarayı'nın büyük tören salonunda katafalka konuldu. Üç gün üç gece, gözü yaşlı bir insan Seli Ulu Önder Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'e karşı duyduğu saygı, minnet ve bağlılığını ifade etti. Cenaze namazı 19 Kasım günü Profesör Şerafettin Yalkaya tarafından kıldırıldı. 12 generalin omzunda sarayın dış kapısına çıkarılan tabut, Top arabasına konularak İstanbul halkının gözyaşları arasında Gülhane Parkı'na götürüldü. Buradan bir torpido ile Yavuz zırhlısına nakledildi. Büyükada açıklarına kadar donanmamız ve törene katılmak için gelmiş olan yabancı gemilerin eşlik ettiği Yavuz zırhlısı cenazeyi İzmit'e getirdi. Burada Yavuz zırhlısından alınan cenaze özel bir trene kondu. Atalarına son saygı görevlerini yapmak üzere toplanan halkın kalbinde derin bir üzüntü bırakarak Ankara'ya getirilmek üzere hareket edildi. Lu Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı üzerine Cumhurbaşkanı seçilen İsmet İnönü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Milletvekilleri ile ordu ve devlet ileri gelenleri tarafından karşılanan cenaze, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde hazırlanan katafalka kondu. Ankara halkı da onun cenazesi önünden saygıyla geçerek son görevini yaptı. 21 Kasım 1938 Pazartesi günü, sivil ve askeri yöneticiler ile yabancı devlet temsilcilerinin hazır bulunduğu ve on binlerce insanın katıldığı büyük bir tören yapıldı. Daha sonra Atatürk'ün tabutu katafalkta alınarak, Etnografya Müzesi'nde hazırlanan geçici kabre kondu. Türk milleti daha sonra, bu büyük insana layık, Ankara Rasattepe'de bir anıt kabir yaptırdı. 10 Kasım 1953'te Etnografya Müzesi'nden alınan Atatürk'ün naaşı anıt getirildi. Burada yurdun her elinden getirilmiş olan vatan topraklan ile hazırlanan ebedi istirahatgahına yerleştirildi. 10 Kasım Matemi Gazetelerin Tarihi Manşetleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikalini, gazeteler yıldırım baskılarla halka duyurdu, büyük acı, duygu yüklü sözlerle manşetlerine taşındı. Ulu Önder Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalini, Ulus Gazetesi, kurtarıcını ve en büyük evladını kaybettin. Türk Milleti Sen Sağol Tan gazetesi Babamızı kaybettik Cumhuriyet gazetesi Atatürk'ümüzü kaybettik Kurun gazetesi Atatürk öldü Türk Milleti Sen Sağol Son Posta gazetesi Türk Milleti Ulu Şefini İnsanlık büyük evladını kaybetti manşetleriyle haberleştirdi Atatürk'ün ebediyete intikalini Ulus gazetesi kurtarıcını ve en büyük evladını kaybettin Türk Milleti, Sen Sağ ol, Tan Gazetesi, Babamızı Kaybettik, Cumhuriyet Gazetesi, Atatürk'ümüzü Kaybettik, Kurun Gazetesi, Atatürk Öldü. Türk Milleti Sen Sağ ol, Son Posta Gazetesi, Türk Milleti Ulu Şefini, İnsanlık Büyük Evladını Kaybetti, manşetleriyle haberleştirdi. Dünya Basını Almanya Atatürk Türkiye'yi tek düşman kalmaksızın bırakmıştır bu zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır. Volkis Çerbeobaktır gazetesi. Atatürk, ün eserine ve mücadelesine hayrandır. Onda, tarihi eseri, özgürlüğü seven bütün milletler için bir sembol olarak kalacak kudretli bir kişilik görmektedir. Alman Ajansı Amerika Birleşik Devletleri Dünya sahnesinden tarihin en dikkatli, çekici adamlarından biri geçti. Chicago Tribune. Arnavutluk. Bu Türk milleti yastadır. Çünkü yeni Türkiye'nin yaratıcısı olan eşsiz şefini kaybetmiştir. Atatürk eski Türkiye'den modern bir devlet çıkarmıştır. Stipsi gazetesi. Avusturya büyük düşüncelerin adamı, bir devlet mimarıydı. Neue Free Presse. Belçika Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk'tür. Libe ve gazetesi Atatürk, 20. asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır. Nasyonal Tiden'de Bulgaristan bu müstesna büyük adamın ölümünden sonra dünya artık eskisi kadar enteresan değildir. Bulgar basınından. Hiçbir ülke Atatürk'ün Türkiye'sinin gördüğü değişiklikleri bu kadar hızlı bir şekilde görmemiştir. Bugünün Türkiye'sinin tarihi Mustafa Kemal'in tarihidir. Dines gazetesi. Atatürk milletin atası, kılıç, fikir, kalp ve irade adamıydı milletin bu büyük evladı, aynı zamanda 20. yüzyılın en büyük yurttaşıdır. Slovo Gazetesi Çekoslovakya Bu derece yüksek ilkatte bir adama sahip olduklarından dolayı, Türklere gıpta ediyoruz. Ceska Slova Gazetesi Çin Biz Çinliler hepimiz bu mateme iştirak ediyoruz. Zira, büyük bir milletin çok sevilen büyük atasının ölümü yalnız Türkiye için değil, aynı zamanda bizim kıtamızda ve bütün dünyada büyük bir boşluk bırakmıştır. Çin basınından Danimarka Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesiydi. O 20. yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı. Atatürk, 20. yüzyılın en büyük mucizesidir. National Tidence Gazetesi Finlandiya Atatürk, fevkalade bir devlet adamı, harp sonrası dünya tarihinin en mühim simalarından biriydi. Atatürksüz Türkiye, büyük bir devlet olamaz. Fin basınından Atatürk, olağanüstü nitelikte bir devlet adamı, savaş sonrası dünya tarihinin en önemli simalarından biriydi. Hufut Stadbladet Gazetesi Fransa Atatürk büyük bir şahsiyet, çok büyük bir komutan, politik bir dehadır. Excelsior Gazetesi Atatürk, bir milleti, birkaç yılda asrileştirmek mucizesini göstermiştir. Paris de Temps Atatürk'ün yurt kurtarıcı olduğunu, milletlerin en vefalısı olan Türkler asla unutmayacaklardır. Noel Roger Gazetesi Atatürk öldü. Barış kubbesinin doğu sütunu yıkıldı. Artık evrende barışı kimse garanti edemez. Avrupalı devlet adamları, onun 1930'da yaptığı uyarı dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş felaketinin içine sürüklemişlerdir. Sanaryen Gazetesi Sırasıyla ihtilalci ve asi, sonradan muzaffer bir kumandan olan Türklerin babası, yeni Türkiye'yi yarattı, sultanları kovdu, kadınlara hürriyet verdi fesi kaldırdı, ülkesinde radikal bir inkilap yaptı. Paris Osoyur İngiltere Savaşta Türkiye'yi kurtaran, savaştan sonra da Türk milletini yeniden dirilten Atatürk, ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de büyük kayıptır. Her sınıf halkın onun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahraman ve modern Türkiye'nin ata, sına değer bir görününden başka bir şey değildir. 1938 Winston Churchill İngiltere Başbakanı. Atatürk, Türk milletinin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı. Daily Telegraph Atatürk'ün ölümüne, bütün dünyada, büyük bir devlet, büyük bir asker, büyük derecede şeferli bir şahsiyet olarak ağlamaktadır. İngiltere, önce cesur bir düşman, sonra sadık bir dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır. İngiliz basınından Onun idaresi altında Türkiye, Avrupa'nın kıymetli bir üyesi oldu. London Times çağımızda hiçbir isim Atatürk'ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır. Observer Cumhuriyet Türkiye'sinin devlet başkanı Kemal Atatürk, diğer önderlerde görmeye alışmadığımız şu değerli nitelikleri kişiliğinde toplamış bulunuyor, alçak gönüllülük, yeterlik ve başarı. Dıtırat Dergisi o Türkiye'nin önceki kuşaklarından hiçbirine nasip olmayan özgürlük ve güven dolu bir hayat sağladı başarıları, Türkiye'nin Avrupa devleti olmasını sağladı, yakın doğunun tarihini değiştirdi. Times Gazetesi İran Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir şefi olmakla kalmamıştır. Aynı zamanda insanlığında en büyük evladı olmuştur. İran Gazetesi Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir devre içinde doğmazlar onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır. Sakarya'nın gazisi, istilacıların galibi ve İzmir'in fatihi, tarihte en ziyade hayranlığa layık örneklerden birisi olarak yaşayacaktır. İspanyol basınından İsveç Olmasaydı modern Türkiye olmazdı. Onun sayesinde Türkler, onun olağanüstü eserini izleyebilecekler ve zaten dünyaca pek yüksek olan onurlarını daha fazla yükseltebileceklerdir. Niedaglikt Gazetesi İtalya Atatürk'ün ölümü ile yakın doğu, nun gelişmesine birinci derecede etken olan son derece kuvvetli bir şahsiyet kaybolmuştur. Tribuna Gazetesi Şaponya Şaşırtıcı ve çekici bir kişi asker olarak büyük, fakat devlet adamı olarak daha büyük. Japon Times Yüzyıldan beri Küçük Asya'nın çıkardığı en büyük lider. The Japon Chronicle Lübnan Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dahilerdendir. O bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir. Ennehar Gazetesi Macaristan yüzyılımızda olmayacak hiçbir şey yoktur, şeklindeki tarihi gerçeği ispatlayan ilk adam olmuştur. İsti uçsak, Macar. Romanya. Bir milleti, uçurumun kenarından sarsılmaz azmiyle kurtaran, kuvvetlendiren, yükselten yöneticiler arasında Atatürk, en birincisidir. Timpul Gazetesi Yugoslavya tarih, silinmez harflerle bu devlet adamının ismini hak edecektir. Atatürk bir halk adamıdır. Kırılmaz azmi, keskin zekası ve kudreti kendisini yendiği alın yazısının önüne getirmiş, böylece yeni Türkiye'nin yaratıcısı olmuştur. Politika Gazetesi Yunanistan Atatürk ölümünden önce herkes tarafından saygı gösterilen, değer verilen güçlü, dinç ve çalışkan bir Türkiye yaratma ülküsünü tamamıyla başardı. Elenikon Mellon gazetesi. Çok pek çok devrimciler görüldü. Fakat hiçbiri Atatürk'ün cesaret ettiği ve muvaffak olduğu şeyi yapmadı. Messager Datines her memleket milleti zafer, refah, saadet yolunda ilerleten büyük adamlarına heykeller dikecektir. Fakat Türkiye'nin Kemal Atatürk'ün heykelinin yapılmasında kullanacak taşı bulmak için dağlarını deşmesi, karıştırması icap edecektir. Zira Türkiye herkesin haset ettiği bir adama, dostlarının ve düşmanlarının hayran olduğu bir deha adamın kaybı yalnız Türkiye için değil. Bütün medeniyet ve dünya için bir kayıp teşkil eden bir adama malik bulunmak bahtiyarlığına nail olmuştur. Yunan basını